Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kardeşler, bu şey Kur'an'a ahkam, hikmet, tefekkür vesaire cihetiyle bakarsan odur. Ben bir hapis hayatım oldu kısa bir dönem. Orada korunmak için, kendimi motive etmek için Kur'an'a Risale-i Nur'un gözüyle sırf psikolojik olarak baktım. Ahkam, tefekkür falan değil. Bak, bakma, de, deme, yap, yapma gibi tespitler yapmaya çalıştım sırf Kur'an. İbrahim Suresi 51. ayet. Allah Celle Celaluhu herkese hak ettiğini verecektir. İhsanı ayrı olacaktır. Ama meal değil. Bazen bir mealdir, bazen orada imadır, remizdir, işarettir. Orada psikolojik olarak görebildiğim o haletle, hapishane haletiyle görebildiğim mana. Şimdi onu yazamazsın. Bak ne dedi? 51. ayet. Allah Celle Celaluhu herkese hak ettiğini verecektir. İhsanı ayrı olacaktır. Kimlere hak etmişse oradadır. 52. Akıl malzemesiz kötürüm düşünür, düşünemez. Akıl topal olur, yani malzemesiz kötürüm düşünür. Yani çözümsüzlük içinde saplanıp durur. Yani havanda su dövmek gibi olur. Doğru düşünebilmesi için doğru malzemesi olması lazım diyor. Hicr suresi 15. sure 3. ayet. İnkarcıların, kalın gaflete olanların, yani inkarcıların veya Müslüman olup kalın gaflette olanların dünyevi imkanlarından bol bol istifadelerine seni kıskandırmasın. Şimdi hiç ben şey yapmadım, meal şu anda. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Tırnağı kapat. Buna ait bir hatıramı nakledeyim. Yukarıda Orlanda'da oldu. 20 yaşında var yok. Dersten geliyoruz. Öyle bir jipe binmiş ki, öyle araba az görmüşüm Almanya'da. Görünce adam tek delikanlı, başka bir noktadan baktı. Allah Allah. Benim hakikaten arabam yok. Beni değil de Hazreti Ömer radıyallahu anh'la Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam arasındaki münasebeti götürdü beni. Şipi gördüm. O anda oraya götürdü. Bu malzemelere baktığım için. Allah Resulüne geldiği zaman Allah Resulü hasırda yatıyordu. O gelince kalktı. Ama izi kalmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah, revamı Fars kralları kuştuğunda yatarken sen bu hasırlarda, kumlarda yatıyorsun. Allah Resulü dedi ki ona, dünya onların, ahiret bizim. Bu paya razı değil misin ya Ömer? Dedi. Sonra bu hadisi hatırladım, bu şeyle. Allah nazarında herhangi bir nimet değil, dünyanın komplesi için şöyle diyor. Allah nazarında ahirete göre bir bardak kadar suyun değeri olsaydı, Allah o suyu kafirler içirmez. Şimdi geliyorum bu iki malzemeden sonra, Allah Resulü öyle bir jipe binmedi. Binemedi ya. Dedim ki, şimdi bu mu daha tövbe tövbe makbul bir insan ki Allah'ın bu nimetine mazhar olmuş? Allah Resulü böyle bir şey yoktu. Bizim de yok vesaire. Demek ki burada eziliyoruz ya, yok. Bende de olsaydı. Niye yok? Niye elimde yok? Yani bunu ölçü yapma. Allah nazarında eğer bunların değeri olsaydı, ben diyor, siz mealen gene söylüyorum, cenneti kazanmanızı istiyorum. Ama siz dünya talipsiniz. Bunların emniyeti olsaydı, değeri olsaydı, insanı boğmasaydı, ruhunu hakikatle meşgul olmasaydı, Allah kendisine iman edenlere çok bol bol verirdi. Bu şu anlamına gelmiyor. Müslüman da olmasın diye değil. Varsa şükret. Şükrü nedir?
o arabayla, o nimetle derslere git. Arabanın şükrü derse gitmektir. Yani sırf ders değil, derse de git. Yani olmadığı zaman kendini alçaklık kompleksine sokma, üzülme. Çünkü o kadar mühim değil. Bak senin var değil mi? Musa. Sana Musa değil. Araban var mı Musa? Var. Kaç yaşındasın abi? 27. Bak ben 56 yaşındayım, hiç arabam olmamış. Çok da mutluyum. Yani şey demek istiyorum. Elhamdülillah. Yani öyle bir gayeniz yok da insanı aldatır şeytan. Der ki o yok, bu yok. O kadar mühim olsaydı, o çocuk değil, o Hollandalı değil, Allah Resulü binerdi. Ha, peki niye olursa olur, olmazsa üzülme. Çünkü o adamın ruhunu çoğunlukla boğar. Hazreti Ali'nin şu sözünü söyleyip geçiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, servetin ve sihatın iki şey. Servetin anlaşılıyor değil mi Musa? Servetin ve sihatın. Kurtardığı adama nispeten batırdığı adam daha çoktur. Hastalığın ve fakirliğin batırdığı adama nispeten çıkarttığı adam daha çoktur. Bakın fakirler veya hastalar. Hastaların %99 hep dinden medet istiyor, yardım istiyor. Sihatların ekserisi gaflete dalıyor. Demek ki hastalık eğiticidir ve öğreticidir. Sihat ise gaflete sokar. Batırıcıdır. Dördüncü ayet, Hicr suresi 4. Allah hiçbir fetret toplumunu helak etmemiş. Şimdi tırnak açıyorum, bizzat-i meali koyuyorum. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Şu, çok soruluyor ya, kutuplarda, Afrika'da, pigmelerde din gitmemiş. İmam-ı Gazali'ye göre din gitmiş Avrupa'ya ama terör dini, terörist dini diye. Yani doğru gitmemiş. Bir insan dine mesul olabilmesi için şeran şu 4 şart lazım. Onun diye ölçüsüne göre. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. İhtiyar, iktidar, salahiyet, mesuliyet nispetinde mesuldur. Yani şu. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَنْ رَسُولَ Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Yani fetret ehli, şimdi bize bakan tarafı gelecek. Fetret ehli, ehli necattır. Bunu mektubatta anlatır. 28. mektubun 8. meselesi. Bir şey söyleyeyim mi? Sungur. Bu fetret hiç dini duymamış ve yanlış duymuş. Ben de kendime şöyle diyor hepimize. Ya evet doğru duyduk. Duyduk. Ama ortamımız hiç uygun değildi. Kim ne kadar yapabilirdi, şartları ne kadar ağırdı, ne kadar yapabilirdi de yapmadı. Bunlar hep düşürme olacak cezanın. İnşallah biz de bu fetretten kısmen istifade edeceğiz. Ben fetretten de bekliyorum. Yani nazar-ı musama bekliyor. İnşallah. İnşallah. Çünkü şartlarımız çok ağır. Beşinci ayet. Hicr. Ölümden korkma. Tırnak için. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Tırnak kapat. Kesin takdir ile belirlidir. Sen bilmesen de. Ölümden korkma. Çünkü niye? Müslümana ölüm teristir diyor. Zindani dünyadan bostan-ı cinana çıkıştır diyor. Şu dünyanın şu tutkartın bu kadar güneşli bak bahçede oturuyordunuz. Daha şaşalısı bütün dünya senin olsa. Dünya küre. 1000 senede yaşasan ahirete göre zindandır. Zindan buysa ahiret nasıldır? Biz niye korkuyoruz? Bedenin toprağa girmesinden korkuyoruz. Sebebi bedene biz demişiz de ondan. Oysa bu benim gömleğimdir. Ben diyen arkada, bu sahip çıkılan. Gir içeriye, benim atletim. Ben diyenler de arkada. Gir içeri, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. O ben diyen, o sensin. O ölmez zaten. Onun için peki, ölüm için ne demiş Peygamber Aleyhisselam? Zindani dünyadan, bostan-ı cinana çıkaran. Başka ne diyor? Tahvili vücuttur. Itlak ruhtur.
tebdil-i mekandır. Esmanın diğer mertebelerine mazhar olmaktır. Külliyatın tabirleri. Biz ne korkuyoruz? Hep ölümden korkmuyoruz, hesaptan korkuyoruz. Ölüm korkusu değil o. Onun için ölüm, şunu size söyleyeyim. Kanser öldürmez. Kalp krizi öldürmez. Trafik kazası öldürmez. Allah onun eceli geldiği için onu bahane yapar. Onun için dedi ki, hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. Bu mear. Yani ustadımızın tabiriyle bir saniye, bir an ne ileri ne geri. Ama kanser, kanser öleceği için Allah kefareti zulüm, günahlarını affetsin diye ona bahane yapmış. Tamam. Onun üzerine mesela diyelim ki, Ali kardeş bilir, askerlik siz yapmamışsınızdır Türkiye'de. Askerlik biz 1,5 sene yaptık, yaptın mısın? Yaptım. 18 ay. Ne ciydin? Ne ile teris oldun? Ne? Hava kuvvetlerindeydim. Havacıydın. Evet, havacıydın. Orada ne yapmasın? 4. anacı üstünde. Üstündeydim. Ben de köprücüydüm. Şimdi onun çıkışında şöyle yazar. İşte kademeciydi, havacıydı, köprücüydü. Bu nedir? Senin teris tezkere. Bizim teris tezkeremizin adı eceldir. Risale'nde ecele teris tezkeresidir. Ömür ise kalma müddetidir. Burada herkesin müddeti bellidir. Askeri süreci yani. O kadar. Şimdi ben size şöyle soru sorayım. Herkes kendisine göre düşünsün. Bilmem çınar ağacını gördünüz mü? Çok yaşlı. Çınar böyle. Ben Bursa'yı biliyorum. 1000 sene yaşar böyle daha. Evet. 900 sene mi ne yaşıyor? 700 mi? 900. Plakası var. Azamet böyle. Şimdi söyleyeyim size. 1000 sene odun ağaç olarak mı yaşamak istersiniz? İsterdiniz dünyada. 1 saat insan mı? 1 saat insan. Şimdi o yaşayacaksın 1000 sene ama keresle. Çınar ağacı olacaksın. Hiçbir şey haberin yok. Şu tutkarta bir ağaç olacaksın. Veya 1 saat insan. İnsan. Ya, o zaman dünyada az kalmak, çok kalmak değil, doğru kalmak. Doğru yaşamak. Çok az önemli değil. Mesela Firavun 350-400 sene yaşamış. Allah Resulü 63 sene yaşamış. 63 senenin ben hesap ettim. Yemeği günde 2 defa yesin. Yemek yapmak yok, kaldırmak yok, yıkamak yok. Sırf gıdalanma. Zamanı. Sırf sofraya oturdun yedin 2 defa. Her oturuşta 15 dakika versen, 15 dakika. Günde yarım saat versen. 60 senede insanın yemek yemede geçen ömrü 7,5 senedir. Sırf yine. Sırf. 60 senede günde 2 defa gitse, 10 dakika normal tuvalete günde ömür verse, 60 senede 150 gün tuvalette ömrümüz geçiyor. Ben hastalık, musibet yapmadım, okul, işi hesap ettim. 60 senede insan işte boş zamanlarını böyle derslere ve namazlara değerlendirme miktarı 18 ay çıktı. 18 ayı değerlendir sonsuz cennet, değerlendirememe sonsuz cehennem. Peki 14 ve 15. ayetler. Peşin karar verenleri asla ikna edemezsiniz. Allah diyor bak. Bu mana çıkar. Karar vermiş mi seni iman etmeye? Mesela şöyle diyeyim. Musa. İman edenler İman edecek kadar delil bulduklarından iman etmedikleri gibi, iman etmeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. Niyetleri iman olunca küçük bir işaret, sarih, açık delil olur. İman etmemeye, inkar etmeye karar vermişlerse çok açık delil ima olur. İşaret olur, hiçbir kıymet ifade etmez. Demek ki karar verdi mi? Daha ikna edemez. Ne diyor? Peşin karar verenleri asla ikna edemezsiniz. Allah bile, bak şimdi tırnak aç. Onlara gökten bir kapı açsak da ondan yukarı çıksalar diyor. Yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler diyor. Tırnak kapa. Direkt mi abi? Şimdi gök kapısı açılsa, Allah bunları çıkarsa şöyle diyecekler. Yani Allah çıkarttı, Allah ihsan etti demezler. Ne derlermiş?
onlara gökten bir kapı açsak da ondan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi, biz aslını göremedik, hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Peşin karar verdi mi bir şey yapamaz. Yani Allah Resulü'ne de böyle dediler, şaka kalmayın müjdesinde, iman etmedi. Ya. Ebu Talib'in yetiminin dedi, büyüsü semaya da çıktı. Semaya çıktı diyor. Başka? 33. ayet. Üstünlük Allah'ın belirlediği şeylerdedir. İnsanlar kendi ellerinde emanet bulunan, aslı ise Allah'ın olan şeylerle birbirlerine üstünlük yapmasınlar. Elinde emanet var. Paradır, servettir, siyahtır, yakışıklılıktır, ne bileyim. Birbirinize üstünlük yapmayın. Nesep. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Laz'ım diyene, ne mutlu Arnavut'um. Bunlar sen seçmemişsin ki. Sen mi seçtin o anne babayı, orada doğmayı? Siyahtı sen mi seçtin? Birbirinize üstünlük yapmayın diyor. Yapmasınlar. Çünkü sizin değil. Allah'ın belirlediği şeylerdir. İnsanlar kendi ellerinde emanet bulunan, aslı ise Allah'ın olan şeylerle birbirlerine üstünlük yapmasınlar. 37 ve 38. ayet. Allah Celle Celaluhu şeytanın duasını bile kabul etti. Orada gördüm. Şeytan dedi ya, beni sen azdırdın. Adem Aleyhisselam dedi ki, ben nefsime zulmettim. Peki şeytan ne yaptı bunu? Hani inin oradan deyince. Allah'a dua etti. Ben zannettim ki eyvah dedim, şimdi tövbeye çıkacağım. Çok güzel olacak falan dedim. Allah'tan dua istedi. Ne istedi? Bana kıyamete kadar mühlet ver dedi. Peki ey ümitsiz kardeşim, günahlara düşmüş kardeşim, acaba benim tövbem kabul olmuş mudur, olur mudur diyen kardeşime söylüyorum. Şeytanın bile duasını, tövbesini, duasını kabul etti de senin duanı mı kabul etmeyecek? Allah şeytanın, hatta seni kullarını azdıracağım diyor. Bana kıyamete kadar mühlet ver diyor. Yani hem menfi, azdıracak. Menfi bir dua değil mi? Aslında? Menfi bir dua. Bir tane söyle demişti. Baktım kafası aşağıda, ne oldu, hayırdır? Demek istemedi. Dedim de ya ne oldu? Ya dedi, bir günah yapmak istiyordum, yapamıyordum dedi de. Ya Rab bana yardım ettin bu dedi. Tabii. Ulan dedim, tövbe estağfurullah. Görelim insanların şeyini. Çok acayip ya. İnsan acayip. İnne ukâne zâlemân cehûlâ. 37-38. ayet neydi? Allah Celle Celaluhu şeytanın duasını bile kabul etti. Sırrı ise, yani nedir bunun şeyi? Abi bir sır var. He, dua etti. Rabbim dedi şeytan. Sır bak nerede? Niye Allah şeytanın duasını kabul etti? Şeytan dedi ki Rabbim, Allah'ın zatiyle, varlığıyla değil, emriyle sorun yaşadı şeytan. Yani Allah inkar etmedi. Allah ile zatıyla sorun yaşamadı. Ahiret inkar etmedi, kader inkar etmedi. Öldükten sonra dirilme inkar etmedi. Şeytan inkarcı mıydı? Yok. Hayır. Allah'ın emri var ya rububiyetine, secde et dedi, etmedi. Emrine muhalefet etti. Allah'ın Allah ismiyle, İlah ismiyle, Malik ismiyle sorun yaşamadı. Rab ismiyle sorun yaşadığı için Rabbini, yani rububiyetini, yani Allah'ın icraatını beğenmediği için duayı onunla yaptı. Allah'ım demedi. Rabbim. Ya Rabbi dedi. Evet. Ya Rabbi dedi. Yani inkar ettiği, kabul etmediği Rabbinin ismini kullandı. O sır o demek. Sır o. Yaşadı. Müslümanlar da Allah zatiyle değil, Müslümanlar peki bu zillet nedir? Müslümanlar da Allah'ın varlığıyla sorun yaşamıyor. Rabbinin rububiyetiyle, emirleriyle sorun yaşıyor. Kime sorarsa Müslümanım der. Evet. Ama Allah'ın rububiyeti var ya Rabbi, emirleriyle. Namaz kıl diyor, namaz kılmıyor. Oruç tut diyor, kutmuyor. Yani Allah'ın Allah'lığıyla değil, varlığıyla Müslüman sorun yaşamıyor. Müslümanın sorunu Allah'ın emirleriyle, rububiyetiyle sorun yaşıyor. Yap dediğini yapmıyor. Mesela askerlik yapmayanlar duysun benden. Askerlik yapanlar bilir. Çavuş ya çavuş. Yat dedi. Yatıyorsun. O komutanlık yaptı bilir.
Ben de bölük çavuşuydum. Yat dedi, yatıyorsun değil mi? Ali, kalk deyince kalkıyorsun. Yürü diyorsun, yürüyorsun. Dur diyorsun, duruyorsun. İstersen durma. Şimdi Allah dese ki Haşr meydanında Sungur. Ey kulum, sana senin cinsinden olan bir insan ki rızkını, ömrünü o vermedi. Yat dedi, yattın. Kalk dedi, kalktın. Ben de sana namaz ismi altında, o askerlik ismi altında. Yat dedim, yatmadın. Kalk dedim, kalkmadın. Benim o çavuş kadar değerim yok muydu dese ne diyeceğiz? Mahcup olacaksın. Çok değil, garip değil mi? Evet abi, ben bir Sungur abinin bir oğlu, şey vardı oğlu, Muhammed Sungur, beraber askerlik, ben hikayelik yaptım abi. O da hikayelik yaptım, Cidde'den gelmişti, 85'te. Oğuş'ta bize şey yasağı koydular, namaz kılma. İkimiz sapladık seccadelerimizi, kaçak kılardık yani. Bir gün, öğle vakti, hiç unutmuyorum, saatine yakın. Ama öğle namazı kılacağız. Sungur abi, Asr medresesi olmuş bilirsiniz mesela. Dedik bak botla o imam olacak. Şimdi botunu çıkartmadı. Şimdi Ali kardeş dedi, botu çıkartırsam dedi, içtimaya geç kalacağız dedi. Adamdan azar yiyeceğiz dedi yani. Fetva var, fetva var dedi yani, botunu temiz dedi. Ben dedim içim rahat etmiyor. Fetva var ama ben takva olarak sana uymam dedim. Ben ferdi yıkıldım, o da ferdi yıkıldı. O benden iki dakika önce gitti, yetişti içtimaya. Ben de bu botu çıkartıp gene kadar iki dakika geç kaldım. Tabii kavak gibi meydandasın yani. Herkes içtimaya durmuş, bir güneş geliyor geriden. Yedek subay var bir tane edebiyat öğretmeni, Asteğmen. Biraz maneviyette yabaniydi böyle. Anladı ben Mamaz'dan geldiğimi, biliyor yani. Güneş nereden geleyim dedi bana. Ben de dedim ki ya, komutanım dedim, kusura bakmayın işte, baya biraz geç kaldım, daha büyük bir içtimadan geleyim dedim. Aynen böyle. Rabbim yani alemlerde tasarruf eden en büyük komutanın içtiması var dedim, oradan geliyorum dedim. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın dedim. Geç bile konuşuyorsun falan dedi, böyle girdik. Yani oradaki şey tabii yat kalk meselesinde ya. Şey seçenek hakkı var. Seçenek. O daha büyük bir hukuk yani. Oradan ya. Geliyorsun, oradan ses etmedi yani. Üstad da mahkeme dedi, değil mi? Yani. Ben hakimim diyor, sana müsaade etmeden namaz kılamazsın dedi. Şeyde. Yükledi, mahkemeye konu. Biz bayram namazı kıldık diye bize yemek vermemişler zaten. Doğru ama siz, biz iki aylık da biz 18 aylıklardaki Nur talebelerle tanıştık. Sungur abi oğlunun eli uzun olduğu için böyle tanışmıştık daha evvel. Onlara sormuştuk biz o subaylara. Bize bir şey yapabilirler mi? Namazını kıldığımız halde kılma diyorlar. Bir de çoğu üniversitemizde. Hani biz onurumuza dokunur yani izzetimizi küfür ederlerse falan. Biz de fiziksel bir mukabele yaparız dedik yani bunu kaldıramayız. Yoksa ağır konuşamazlar, dayak da vuramazlar bu konudaydı. İki aylıkları yapamazlar bunu dedi yani. Hı. Ama belki azarlarlar dedi, böyleydi. Oradan cesaret almıştık biraz yani o noktada. Ya. Ama 18 aylıklarda mahvediyordu zaten. Ya bizde çok oldu. 33. ayet. Yani burada anladık mı? Allah'ın Allah'lığıyla Rab, değil, rububiyetiyle sorun yaşıyor. Rabb ismi değil mi? Rabb ismiyle. Onunla şeytan da Rabb'i kullandı. O zaman bizim abi Müslümanlar o zaman şeytanın o sıfatı bizimki biraz... Yani uyuyor, ötüşüyor yani o noktada. O biz de ilticamızda o zaman evet. Ya Rabb diye ya Rabb istiğfar diye. Etmemiz lazım. Evet, aynen. Allah rububiyetin hatırına diye. 33. ayet. İnsanı çoğu şeylerden mahrum bırakan, insanı çoğu şeylerden şerdir. İnsanı çoğu şeylerden mahrum bırakan onun gururu, kibri ve egosudur. Değer yargılarını esas yapmaları, yani vesileleri asıl, sebepleri fay zannetmeleri. Bir de okuyayım. İnsanı çoğu şeylerden, Allah'ın çoğu nimetlerde, maddi ve manevi nimetlerden mahrum bırakan, bir, onun gururu, iki, onun kibri, üç, egosudur. Değer yargılarını esas yapmaları, yani ben merkezli olmak, pergelin ucunu koydu, o demirin etrafında yapıyor ya, mesela aklını ve kendi egosunun menfaatini, lezzetini koydu. Merkez yaptı. Onun etrafında daire yapıyor. Bütün ev kavga, evdeki kavgalardan bundan kaynaklanıyor. Ben merkezli çözüm üretiyor. Ben merkezli lezzet. Yani sen bir şey yapacağın zaman ben merkezli yapacaksın. Yani beni nazara alacak hareketler yapacaksın. Beni dışlayan bir hareket yapmayacaksın. O işte ben merkezli demek o. O da derse ben merkezli derse çatışıyor. Çatışma oluyor. O zaman ne yapacaksın? O pergel yaptı. Bu da pergel yaptı. Hiçbirisi yapmadı. Bari bu pergeli yaptın matematikte. Bu da burada yapsın.
kesişme var. Bu açıdan, bu açıdan burada kesişme. Bari ortak tarafımız kesişme alanı biraz büyük olsun. Allah'ımız bir diyor, peygamberimiz bir diyor. Ondan sonra dinimiz, namazımız bir, evladımız da bir, senin de benim de aynı. O zaman o kesişme noktasını esas alıp onun çapını genişlettireceksin. Birbirini değiştirmeye kalkma, güzel taraflarının çapını genişlettir eşinin. Evde ahiret inancı kim olursa evde kavga olmaz. Çünkü herkes hakkını bilir, hududunda kalır. 42. ayet. Sevabı çok, günah az olanı demiyor. Bak, Kur'an'da sevabı çok, günah az olanı demiyor. Ne diyor? İhlası olana iblis bir şey yapamıyor diyor. Kur'an'da Hiç suresinde istiyor ya mühlet istiyor kıyamete kadar şeytan. Senin diyor kullarını azdıracağım diyor. Bana o zamana kadar mühlet ver diyor. Allah da diyor ki sevabı çok günah az olan kullarımı demiyor. İhlaslı olan kullarıma bir şey yapamayacaksın diyor. 43. ayet. Sakın kötü arkadaşlar edinme. Sonra dost olur, sonra yoldaşın. 45. ayet. Acizliğin kadar, fakirliğin kadar Allah'a saygılı olur insan. Acizliği ve fakirliğini bildiği kadar Allah'a saygılı olur. Haddini bil, hududunda kal. 47. Demek ki Allah'ın emirlerine yan çizen acizliğini, fakirliğini bilmiyor. Haddini de bilmeyince hududunda kalamıyor. Hudutları paymal ediyor. 47. ayet 47. Allah layık olanların kalplerini düşmanlıktan temizler ve birbirlerine güven ve sevgisiyle doldurur. Eğer birbirlerinizi cemaatta sevmiyorsa veya seviyorsa Allah layık olanların kalplerini düşmanlıktan temizler ve birbirlerine güven ve sevgisiyle doldurur. 49 ve 56. ayet. Ne halde ne vaziyette olursan ol, sakın Allah'tan ümidini kesme. Şeytan bile acaba Allah duamı kabul edecek mi diye şüpheli dua etmedi. 49'da ve 56'da böyle. Bir dua sırrı değil mi yani? Evet, duanın sırrı. Acaba duam kabul olur mu deme. Hazreti Ömer diyor, duam kabul olur mu deme, endişe etme. Yani endişe nereden edeceksin? Dua edememekten endişe et diyor. 50. ayet. Günahkar dahi olsa Allah'ın samimi kulları rahmetine layık olduklarını. Günahkar ama samimi. Böyle böylesi yok. Böyle. Onlar Allah'ın rahmetine mazhar olmalıdır. 11. surenin 73. ayet. Bu 15.ydi. Arada girdi. 11. surenin 73. ayet. Allah'tan ümidini kesme. Olmayacakları oluverdirir. Onun işine şaşırmayın. Mesela bazen dua yaparız ya, ben de yaparım. Ya Rabbi bunu istiyorum ama sebebi yok. Olmaz yani hakikaten. Sebep dünyasında kalkmış. Vallahi böyle birkaç tane duamı kabul etti. Sebepsiz oldu halde. He. Yani ya Rabbi, hem de uzun bir zaman geçti. Ama hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Ya Rabbi, bu olmayacak şey ama nasıl yapacaksam bilmiyorum ama istiyorum ve yap. Yapar mısın da demedim. Tövbe estağfurullah. Yap ya Rabbi, bunu istiyorum. Bunu istiyorum ya Rabbi. Esmanın hürmetine falan. Vallahi 2-3 tane mesela olmayacak şeyi yaptı. Olmayacak, sebep yok. Yaptı. Şimdi ifade edemem. 57. Yani Hiç suresi 57. ayet. Allah'ın lanetini üzerinize çekecek helal yolu terk ve eşcinsellik ve zina gibi fiillerden ve ortamlardan kesinlikle uzak dur. Eşin helal. Helal yol. Helal. Helalini lanetlenecek bir duruma sokma. 65. ayet. Özür dilerim. Hangi surenin kaçıncı ayetiydi o? Abi Hiç suresi
57. ayet. Bir de okuyayım. Allah'ın, ben araştırdım. Allah'ın lanet ettiği değil de Peygamber aleyhissalatü vesselamın lanet ettiği 5-6 tane sınıf insan var. Bir tanesi de bu. Allah da lanet ediyor. Lut kavmi, eşcinsellik. Allah lanet eder mi? Allah lanet ediyor. Allah lanet ediyor. Düşün. Diyor ki Allah'ın lanetini üzerinize çekecek helal yolu terk anlıyorsunuz değil mi? Ha, ters yolda beraber olmak ve eşcinsellik ve zina gibi fiillerden ve ortamlardan kesinlikle uzak durun. Yani yapmayın demiyor. Uzak durun. O yoldan uzak durun. Evet. Mesela Kur'an'da zina yapma demiyor. Uzak. Uzak. Zinadan uzaklaşın diyor. Mesela plaja girip de bakmayın demiyor. Plaja girme diyor. O yola girme. Tevessül etme. Evet. 65. ayet. Günah ortamından hayırlı ortama acele gidin ve sakın arkanıza bakmayın. Bunu Lut Gölü var ya, şimdi İsrail'e gidip de Müslümanlar Lut Gölü'nü ziyaret ediyorlar. Ne kadar yanlış. Oraya Allah Resulü geldiği zaman develerin sulanması ve oturup dinlenmesini istemiş sahabeler. Hemen kalkın dedi. Hemen gidin, işinizi yapmayın. Günah ortamından hayırlı ortama acele gidin ve sakın arkanıza bakmayın. Ama ziyaret etmeyeceğiz orayı. Lut Gölü ziyaret edilmez. Allah'ın lanetlediği yer. Hadisinde devam ettiğinde diyor ki olabilir ki Allah'ın laneti gene devam eder. Şimdi Hiç suresi 73, 74, 75, 76, 77 birleştirdim. Tamam mı? Meal. Hepsini birleştirdim, baktım. Lut kavmin lanetlenmiş. Lut kavmin lanetlenmiş Livat'a ahlaksızlığından ibret almayanların ve Allah'tan gelen uyarılara kulak tıkayanların, nefsani ihtiraslarına esir olanların, sağlıklı ve muhakeme ve muvazeneli düşünemez hale gelen kişilerin veya toplumlar nasıl helak olduklarını ibretlerle levhaları vardır. Onlara ilk önce sabaha karşı korkunç sesle yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İfadesinin bu asırda aynı masadaklarını da görüyoruz. O korkunç ses intiharlara bir ses geliyor. At kendini, at kendini, at kendini. O korkunç ses intiharlara vesaire dengesizliğe vesile olan vehimlere müptela olan asrın insanı. Maddi felaketlerde de cezalanıyorlar. Bu kanun, yani o zaman toplumsal yapmıştı. Bu kanun fertlerin derecesine göre farklı farklı oluyor. İlk önce ses, ne ilk önce Lut kavmini korkunç bir sesle şey yapmışlar. Sonra altını üstünü çevirdik. Sonra üzerine taşlaşmış çamur yağdırdık. 3 derece. Bu kanun bu asırda da girmek istemedim. 3 aşamalı oluyor. Bu asırda da mı bakıyorum? Evet. 3 aşamalı. Mesela? Bir tanesi vehimle bloko olup intihar ediyorlar. Gazap laneti hiç bilmeyenlere değil, bilip duyup da kale almayanlaradır. Girmek istemiyorum bu 3 tane şeyi. Bir tanesi bu. Çünkü Mubikat-ı Seba'da 7 tane, yani 52 tane günah kebair var. 52 tane kebair 7'ye indirgenmiş. Hepsini cem etmiş. Bir tanesi adam öldürmek. İlle karşı değil, kendini öldürmek. Mubikat-ı Seba, intihar bunlardandır. Karşıyı veya kendini öldürmek aynı şey. 82. ayet. Sanki bu asrın geçmiş peygamberlerin tümünün cem olduğu asır. Ne mesela? Dağlarda villalar yaparak sanki Salih aleyhisselam asrına benziyor. Sanki Livata ile Lut aleyhisselama benziyor.
nefislerini putlaştırmakla sanki İbrahim Aleyhisselam'a benziyor. Bedenlerini put yapmışlar. Yani güzel yemek, güzel giyinmek. Aman ha, dikkat et. Ya kan grubuna göre yani vücuduna öyle bakıyor ki aman acayip. Ruh, namaz yok, bir şey yok. Cesedin yiyorsa ne olur? Namaz olmayan ruh kanserdir diyor. Nerede söylüyor? Hutbe-i Şamiye'de diyor. Seretandır diyor. Öyle bir ruh ki hırçınlaşmış, Allah ihsan etmiş ki kanser. Şimdi ruh kanser olduktan sonra bedeni sağlam olsa ne olur? Evet. Ruh Allah ile münasebet kurmuş, Allah'ı tanımış, Allah'a muhatap olmuş. Cesedi kanser olsa ne olacak ki? Binanın temeli çöküyor, sen de oraları boyamaya çalışıyorsun. Evet, ne olacak ki? Yani aşağı dozel girmiş veya çökmüş temel, yıkılacak. Sen kağıt yapıyorsun, maden yapıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi aşağıda serseriler var, dinamit koyuyor. Dozerle yıkıyor. Yıkılmaması için badana yapıyor, kağıt yapıyor. O senin odaların tanzim etmek, tefriş etmek, boyamak, o binanın yıkılmaması için ne derece fayda temin edebilir? Hicr suresi devam ediyor, 85. ayet. Sen ceza vermeye kalkma. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. Tamam. Başka? Tam acayip bu zamanımıza da bakıyor değil mi aynı ayet? Ceza verme. Sen onun zararını güzel bir şekilde savıştır diyor. Sav. 88 ve 89. ayet topladım. Sakın ola ki onlardan bazı güruhlara verdiğimiz geçici dünya nimetine dikmeyesin. Sakın ola ki onların bazı güruhlara verdiğimiz geçici dünya nimetlerine dikmeyesin göz. Onlardan yana üzülme. Dedim ya Orlando'da jip. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Yani onların gururlarına verdiğimiz geçici dünya lezzetlerine, nimetlerine göz dikme. Onlardan yana üzülme niye yok elimde diye. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Evet. Kuşkusuz ben apacık bir uyarıcıyım de. Başka bir mezitin yok. 91. ayet. Kur'an'ın bütünsel hükümleri, Kur'an'ın bütünsel hükümleri neymiş? Beden, ruh, dünya, ahiret, hak, batıl gibi tümünü barındırıyor. Sakın ola bazıları hoşuma gitmedi deme. Mesela Allah dünyaya söylüyor bunu yap yapma, hoşuna gitmeyebilir. Bil ki dünyada senin hoşuna gitmeyen şey ahirette senin için faydalıdır. Çünkü Allah bir şey hükmederken dünyada ahireti ikisi de beraberdir. Ona göre hükmediyor. Yapma deyince buna faydalıdır. Şimdi size bir misal vereceğim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her söylediği Allah diyor ki alın. İnsandır, hiç mi şaşırmaz? Şaşırmaz. Nasıl olur insan her söylediği doğru olsun, her yaptığı doğru olsun? Bunun adetullah nasıldır merak ettim. Şimdi misal veriyorum. Şu kitabın böyle mi olsun Musa? Senin için daha iyi olur. Böyle mi koyayım? Böyle mi dursun abi? Böyle mi dursun? Misal. Şimdi dünya hadiselerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yap, yapma, deme. Nereye göre yapıyor? 1400 sene ve kıyamete kadar her insana ölçü olacak. Nasıl böyle? Mesela o 1400 sene önceki söylediği söz yapmalar şimdi yapmak gerekiyor mesela diyelim. Söylememen söyledi ama şimdi söylenmesi lazım. Değil. Öyle bir söz söylüyor, hareket yapıyor ki evrenseldir. Her zaman da her mekanda herkese doğrudur. Kadın erkek. Bunun sebebi nedir diye düştüm bu yola. Nasıl bu sebebini araştırdım. Şu. Allah nasıl ki dünyada şurada yap yapma deme bak hükmederken ahiretsiz yapmıyor. Buraya bakarak yapma çünkü burada böyle en iyisi bu. De buraya en uygun buraya denk geliyor. Resulullah da Aleyhisselam bunu böyle mi böyle mi şöyle yapmış. Dünyada hükmederken ötelere bakıyor. Hasan götür 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 götür. O yanlış oldu, yanlış oldu. Bak o hareketin burada kötü gözüküyor. Olmadı öyle yapma.
Düzelt. Bak buraya bile bakmıyor ha. Götür. İleriye götür. Ha bu hareketin, buradaki hareketin orada buna uygun ve bununla alakalı hepsiyle en doğrusu budur. Oraya bakarak burada hükmediyor. Onun için hadislerde her şeyde isabet etmiş. Çünkü Üstad Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki, 10 sene İstanbul'da kaldım, bir defa bakmadım. Niyesi şu, yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyordu. Şimdi buradakileri orada görüyor. Çıplak bacaklar, açıklar, menfaat, sahtekarlık, namazsızlık. Orada gözüktüğü için burada korkuyor. Hiç yapamıyor. Buranın karşılığını orada görüyor. Alem-i mana deniliyor. Onun için Allah bir şey hükmettiği zaman hutbede okuyoruz. Allah konuşunca siz susunuz. Hutbede tamam ayet okuyoruz biz. Siz susunuz. Ne demek? Yani en zahir açık manası Allah Kur'an okurken susun. Ha, peki kanuniyeti nedir içerisi? Allah hükmettiği zaman siz hükmetmeyin. En situ mu diyor? Evet. 91. ayet. Neyin? Hiç suresinin. Kur'an'ın bütünsel hükümleri ha okuduk. Yani Allah hükmederken tek bedeni yapmıyor. Beden ruh nazarında. Başka? Dünya ve ahiret. Hak batıl. İman küfür. Doğru yanlış ikisini beraber bildiği için söylüyor. 97 ile 98. ayet. İnsanlar seni çekiştirdiklerinde tırnak açtım. Şimdi benim değil meal. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Yani kale alma. Biz onu biliyoruz. 99. ayet. İmanlı girebilmek Müslümanın zaferidir kabre. İmanımızı korumaya, kollamaya gayret et imanını. Çünkü insan en değerli şeyini korur. En değerli şey nedir? İmanınızdan daha değerli neyiniz var? Hiçbir şey yok. O zaman diyor ki, onu imanınızı korumaya ve kollamaya gayret edin. Elinizden gitmesine müsaade etmeyin. Ölümden ürkme. Allah diyor bak meal çıkardım. Ölümden ürkme. İmanına mukayyet, imanına sahip olamamaktan zevalinden kork diyor. Ölümden değil, imansız girmekten kork diyor kısacası. Nah suresi 16. sure. 4. ayet. Abi özür dilerim, bu arada Zübeyir abim bir şey aklına dedim. İsim duymuştursunuz. Ki o. Üstadımız da demiş ki ölümden korkuyor. Kitap okuyor. İmansız gitmekten korkuyorum demiş. Evet. Zübeyir korkma titre demiş. Evet. Herhalde, değil mi? Öyle. Evet. Korkma titre demiş. Yani ölümden ne korkacaksın? Zaten bu umumi bir cadde. Teris olacağız. Yani uykudan rüyaya geçmek gibi bir şey ya. Ya öyle bir rüya ki bu duruma ineceksin. Korkunç veya cennet bahçesi bulunduğun şehirden, ortamdan daha güzel yere rüyalar göreceksin. Rüya görmen için uyuman lazım. Oraya geçmen için ölmen lazım. Bazen insan Cenab-ı Hak lütfuyla böyle güzel rüyalar ihsan ediyor da seneler yani unutamıyor. Yarın tahsil uyanıyorsun ya, bir daha uyumak istiyorsun, rüyaları görmek için yerine göre. Keşke bunu da sorsaydım diye. Evet. Tekrar yatıyorsun tamam mı? Çok zorlanmışım ben de. Nas suresi 4. ayet. İnsanın nefsi Rabbinin emirlerine karşı apaçık bir muhalif olup muhalif çıkmıştır. Bilincinde ve şuurunda ol, uyanık ve tedbirli ol. Çünkü Allah sanatını biliyor, makinesini biliyor. Diyor ki insanın nefsi Rabbinin, Allah'ın Allah yap yapma deme var ya, Rab o. Rabbinin emirlerine karşı, Allah diyor ki senin nefsin bana karşı apacık bir muhalif olup, muhalif çıkmış,
sen diyor bunun bilincinde, şuurunda ve uyanık ve tedbirinde ol. Mesela sabah namazı okundu, 5 dakikada yatayım deme. 5 saat yattın, doymadın, 5 dakikada mı şey yapacaksın? Evet. Onu sana söyleyen o adam, uyanık ol. 5 evet. dakika sonra dediğin zaman tamam namaz bitti, o kadar kalkamazsın. 6. Hayvanların davranışlarından ibretler, hikmetler ve dersler çıkartmaya bakın. Çünkü onlar fıtratların tefsirlerinin açılımlarıdır. Yani hayvanların, bitkilerin yaşantılarından dersler, sohbetler, ibretler, örnekler, misaller çıkarın. Çünkü onlar fıtratın tefsirleridirler. Bozulmamış fıtrat. Evet, bozulmamış. 11. ayet. Mevcudatın kendisi ve tabiat olaylarından ibretler, dersler ve düşünce malzemeleri çıkartın. 12, 13, 14. ayet. 3 tane. Biraz fazla çıkarım var. Bak bir daha Nas suresinin 12, 13, 14. ayetler. Sonra bu ayetleri çıkarımlar şey yaptık. Sonra netice vereceğim. Çok acayip şeyler çıkmış bu 3 tane ayetten. Diyor ki, mevcudattan aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Mevcudatın zahiri hareketlerinden aklının kullanılması, yani yeryüzündeki yaratmalardan ölüleri diriltmede, rengarenk farklı farklı yaratmalardan da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibretler vardır. Düşünen ve taşınan insan diyor. Düşüncelerine malzemeler oluyor. Bunlar düşüncelerini aktif ediyor. Yemeye, istifade etmeye vesile olan denizden de, bak, yemeye, istifade etmeye vesile olan denizden de ne diyor? Onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Buralarda insanın Allah'a yakınlığı ve şükrünü arttırma zemini ve malzemeleri oluyor. Netice, şimdi ben topladım onlardan, çıkan hükümler. Varlığın birbiri içinde hikmetli hareketlerinden, varlık var ya, eşya birbiri içinde hikmetli hareketlerinden aklı malzememiz. Yani aklımız doğru düşünsün diye malzeme alın. Ölülerin dirilmesinden ise düşünme ve taşınma melekemizi, istifade etmemiz ve beslenmemizden de meyve yeme içmede, şükür ve Allah'a yakınlığımızı ve yine yani tefekküre sevk, akledip düşünmeye, tezekkürle şükre götürür ve vesile olur. Hem yine zihni kullanarak adım adım varlığın gizli anlamlarını fark etme, kavrama faaliyeti olan tefekkür, başka görünenden görünmeyene intikal etme, İz sürme, etrafındaki olayların ve hadiselerin ahiretin üstünü açmaya, dersler çıkar. Başka hayvanlardan ibret ve ders almaya, iman ettiğin şeylere içsel yakınlığını kazanmaya gayret. Yani hulasa edeyim bir daha. Bir aklan, iki neymiş bak, varlığın birbiri içinde hikmeti hareketlerinden aklı melekimizi geliştiriyor. Ölülerin dirilmesinden düşünme ve taşıma melekimizi geliştiriyor. İstifade etmemiz ve beslenmemiz ise şükür ve Allah'a yakınlığımız, yani kısacası tefekküre sevk, akledip düşünmeye, tezekkürle şükretmeye götürür ve vesile oluyorlar. Başka? Zihni kullanarak adım adım varlığın gizli anlamlarını fark etme, kavrama faaliyeti olan tefekküre götürüyor. Tefekkür neymiş diyor? Zihni kullanarak adım adım varlığın gizli anlamlarını fark etme, kavrama faaliyetiymiş tefekkür. Başka? Görünenden görünmeyene intikal etme, iz sürme, etrafındaki olayların ve hadiselerin ahiretin üzerindeki örtüsü olup onları kaldırmaya. Mesela bugün misal verdim. Odunu görseniz,
odun. Hiç hayatta yandığını görmesen odunun. Bunun içinde iki tane zıt unsurun olduğunu, duman ve nurun olduğunu nasıl anlatacaksın adama? Desin ki bak bu odun ama bunun içinde bu kilosu var ama bunu meydana getirin kilosu yok. Hmm, kilosu var ama bunu meydana getirin kilosu yok. Bak bu bir yerdedir ama bunu meydana getirenin yeri yoktur. Allah Allah. Bu tek şeydir ama burada iki tane zıt kavram var. Bir göz gözü göstermez duman var. İki göze nur var. Işık var. Göze hitap ediyor. Neresinde burada? Karanlık yerde ışık mı var? Odun içi karanlıktır. İçinde nur mu olur? İki tane zıt. Nasıl? Yoksa iman edin böyle olduğuna. Yoksa kafir olacaksınız. Çoğu insan kafir olurdu ya. Bunun için böyle bir şey olur mu ya? Ha. Ama kirbitle yaktığın zaman bunu kerpetinle penseyle içindeki dumanı ve nuru alamazsınız. Yaktığın zaman bu nereye benziyor odun? Odundan maksat insandır. Odundan maksat dünyadır. Nasıl ki odunda duman ve nur iki yerde, bu dünyada cennet ve cehennemin hulasasıdır, örtüsüdür diyor. Ustad diyor ki alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerine tentenil perdedir. Bu odun perdedir dumanı. Peki bir anda her yerde olacağız ahirette ama şimdi bir yerdeyiz. Odunu meydana getiren duman ve nur her yerde olmaz özelliğine sahip olan enerji ama bir yerdedir. Nuranidir ama kesif gözükür. Ruh da nuranidir ama kesif gözüküyor. Asim adı gözüküyor. Odun gibi olduğu için. Evet. Bu tefekkür işte bu. O kibriti nasıl anlayacağız? Kibriti de hadiseler. Yandım, piştim, oldum diyor ya Mevlana. Şimdi bunun için nasıl çıkaracaksın? Çıkartamazsın başka. Petre gideceğiz onları. Evet, bunu ayırt edemezsin ki. Ha, yanmak, hadiseler, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık, kaza, musibet, can sıkıntı, belalar hep içimizdeki istidatları, bir kuvve istidatları bir fiil yapıyor. Ortaya çıkartıyor. Önümüze konulan hadiseler kibrit gibidir. İçimizi dışımıza ediyor. Yani o gelişen hadiseler, karşımıza çıkan hadiselerle kendimize yakışanı yapıyoruz, tercih ediyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Kendimizi ifade ediyoruz. İçimizi dışarıda gösteriyoruz. 22. ayet. Nas suresi. Bir de kendimizi tanımaya başlıyoruz yani. Tabii. 22. ayet. Nas suresi mi dediniz? Nas suresi yine. Hep aynı devam ediyor. İkide bir hatırlatıyor. Nahil dediğiniz 12, 13, 14. Nah. Ben Nahil anladım da şimdi Nas mı diyorsunuz? Nah. Arı suresi devam ediyor. Evet. Ahirete inanmayanların kalpleri katıdır. Yani Almanlar mesela, vay çok nazik. Ahirete inanmayanların kalpleri katıdır. Zahirine bakma kişinin, taş gibi kalpleri olmakla beraber küstahlardır. Ululuk taslarlar. Tam inaniyet daha. Evet. 27. ayet. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, dünyadayken hakkı hak olarak tanıyıp gereğince hareket etme basiretini gösteren ve bu yüzden inkarcıların alay, hakaret ve saldırmalarına maruz kalmalarına müminler ve peygamberler aldırmazlar. Yani eğer ilim verilmişsen aldırmazsın. 30. ayet. Müslüman olmanın dünyada da ne var? Müslüman olmanın dünyada statü, onur, İslam'ın gereği gibi yaşamanın dini ve ahlaki hayatın ruhlarda meydana getireceği huzur, mutluluk, gönül ve zihin darlığı gibi dünyevi güzellikler var. Bir daha okuyayım, aptalımı kaçırma. Müslüman olmanın dünyada bir statü veriyor, onur ediyor, onur ediyor. İslam'ın gereği gibi yaşamanın ise dini ve ahlaki hayatın ruhlarda meydana getireceği huzur, mutluluk, gönül ve zihin aydınlığı gibi dünyevi güzellikleri vardır. Yani yaşayınca bu manada. O oluyor, yaşayınca. İslamiyet, Müslüman olunca bir onur izzet var. İslamiyet evet. İzzeti başta. Onun yaşarsan bunlar olur. Yaşarsa bunlar olur. Yani. Yok yaşamasan huzur yoktur. Diyor ki mesela, İslamiyet'i gereği gibi yaşamanın bir,
dinin ve ahlak hayatında ruhlara, çünkü niye? Saadet-i darin ya, yaşamanın dünyadaki faydası, ruhlarda meydana getireceği huzur, mutluluk, gönül ve zihin aydınlığı olur. 32. ayet. Müminler inşallah vefatlarından biraz önce onlar meleklerin, mesela tırnak açıyorum, selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete, kapat diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim olacağı kimselerdir. Müjdeler olsun bu ayet. Ölümde korkanlara diyorum. Nas suresi 32. ayette diyor ki Allah, müminler ölecek ya, hepsi ölecek. Böyle ölmeden önce, daha azay gelmedi, canını almadı. Ondan önce hemen, inşallah vefatlarına biraz önce şöyle olacak. Onlar meleklerin bir meleği gelir azay gelmeden önce. Onlara şöyle der. Selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyecekler ve diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim olacağı kimselerdi. Ondan diğerleri diye ters dönüyor. Yani merak etmeyin, ölmeden önce, Azrail aleyhisselam gelmeden önce korkmayın, üzülmeyin, mahzun edilmeyeceksiniz diyor. Ne diyor burada? Selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhları teslim edecekler. Girin cennete, tak diye ondan sonra Azrail aleyhisselam alıyor. Adeta bu melek narkoz veriyor, Azrail aleyhisselam da ameliyat yapıp alıp getiriyor. Abi sizin bir hatıranız var ya, Merve kızımızla. Tam yeri değil mi? Yani geri anasıyla konuştuğunuzda anası size demiş, ne konuştunuz benim kızımla? Gibi. Ya burayı okuyunca benim hep orası çağışık geliyor. İmamlık yapıyoruz. Almanya'nın X şehrinde, X. Demeyeyim ki, çünkü çocuğun ifşa etmeyeyim. 13 yaşında Merve vardı. 13 yaşında. 13 yaşında. Yani ama daha önce ben imamlık yaparken ufaktı. Hmm. Çok ufaktı. Kur'an öğretiyordum. Risale ona. Caminin imamıyım ya. Evet. Çocuklar geliyorlardı. Kur'an öğretiyordum. Risale okuyordum. Ufaktı daha. Sonra duydum ki Merve, sordum başka yerde. Ama belki de 5-6 sene geçmiş. O zaman 13 yaşına gelmiş. Demek ki 7-8 yaşına bir şeydi. Dediler ki bana, hiç unutmuyorum. Telefon ettik ya, hepsinin telefonunu alıyorum sizin aldığımız gibi. Ondan sonra anne babasının telefonu vardı. Sordum, çocuklar okuttuk yani, ne yapıyor? Daha Kur'an öğrettik yani, insan ister. Merak ediyor yani. Merak ediyor yani. Alakam yapıyor mesela. Bugün de öyle oldu ya. Alaka duyduğumuzu ziyaret ettik. Tesettürlü, namazlı, seccadeli, Kur'an tabelalı. Değil mi? Ali kardeş götürdü. İnsan gurur duyuyor. Şu anda sevinçliyim ya. Bizim de ekmek paramız bu ya. Birisini anlatıp namaza başlaması bizim ekmek paramız. Dedim anasını, sen işte telefon ettim ya. Ama korkuyorum yani. Acaba çocuklar ne yapsın? Baktım hüzünlü. Annesi. Dedim kardeşim, hiç yapmadım ya, ne olacak? Dünyada bu ne? Dünyada en ufak hemen üzülür kadın. Dedim ki, Merve nerede dedim. Ne yapıyor kızımız, evladımız dedim. Durdu. Başladı ağlamaya. Hasbunallah. Dur ya. Ne oldu? Ya dedi. Kötü bir hastalığı var dedi, hastanede dedi. Son günlerini dedi. Doktorun dediğine göre son günlerde dedi. Böyle alayım da sizi tam göreyim. ...570 kilometre gittim. Hastaneye. 570, İtze'ye, hızlı trene bindim gittim. Çok ibret olduğu için anlatıyorum. Gittik neyse, beni aldılar limanşeden, duraktan. Yok, bakıma mı götürdüler? Yok, kanser. Gittim. Merve kızım nasılsın? Hasan amca, hoca demezdi.
hasalamca olan bir ağladım. Anası ağladık. Sonra neyse, biraz sakinleşti, bir şey de düzeldi. Hasan amca dedi, özel konuşabilir miyiz dedi. Ha dur, tövbe, ondan önce. Hasan amca, bir şey diyeyim mi sana? Söyle bakalım. Hani yanlış anlama, merak ettiğim için soracağım. Azrail aleyhisselam nasıl bir şeydir dedi. Ya Merve, bunu niye soruyorsun dedi. Ya sen onu tanırsın dedi ya. Tanırım dedim. O bizim ağabeyimizdir dedi. Öyle tabii. Yakınlık hissetme ki doğru. Azrail aleyhisselam tanırım. Peygamberdir o. Cehennem zebanisi değil. Bunlar aleyhisselam deniliyor. Meleklerin peygamberidir. Dört büyük melek peygamberdir meleklerin. Aleyhisselam, Cebrail denmez, senin arkadaşın değil ya. Eğitimci. Eğitim he. Dedim ki o tanır mı? Tanımaz olur muyum dedim. Tanıyor. Ya nasıl bir şey Hasan amca dedi. Vallahi cehennem zebanisi değil bu. Bir şey anlatayım mı sana dedim. Kur'an'da cehennem azap ayetleri var mı dedim. Var Hasan amca dedi, cehennemi anlatan. Peki dedim, onu kim getirdi? Biliyordu, anlatmıştım. Anlatmıştın dedi. Cebrail aleyhisselam getirdi. Cebrail aleyhisselam azap ayetlerini anlatırken, ya Rabbi bu azap ayetlerini, cehennem ayetlerini götürmeyin. Senin kulların bana küsecekler. Bu ayeti niye getirdin ya Cebrail? Dedi mi? Demedi. Paldır küldür getirdi. Verdi. Ne yapayım dedi. Allah verdi. Allah dedi. Ben kıyas etmiyorum da düşünüyorum. Ben insanım da düşünüyorum. Ama Azrail aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi senin emrin ama o ayet de emriydi. Cebrail'e dedi ki emrediyorum bu ayeti götür. Götürdü. Bir şey dedi mi demedi. Azrail aleyhisselam dedi ki, o esas Allah canını alıyor. Ondan Azrail aleyhisselam biliyorsunuz. Ölüm meleği. He ölüm meleği. Git onun canını al diyor. Cebrail diyor ki, ya şey Azrail aleyhisselam, ya Rabbi ben onun canını alırken senin kulların bana küsecek yahu. Benim hatta hain böyle ruhları olan falan. Ya ben küsecekler bana. Şöyle demedi. Küserse küssün ya. Allah dedi git canını al, alırsan. Adam küsse ne olur ya? O kadar kibar, o kadar latif, o kadar zarif. O kadar ince düşünüyor ki, ya bu kullar Allah'ın sırrı. Ya bunların canını alırken, ya bana küsecekler ya. Ya Rabbi bana küsecekler dedi. Cenab-ı Hak da dedi ki, ey Azrail senle kulların arasına hastalıkları koyacağım. Kimse seni hatırlamayacak. Sonra dedi ki, kullarımın arasına hastalıklarla seni hatırlamadığı gibi, merak etme ben canını alıyorum. Hastalıklar perde, sen de perde, aslında alan beni. Dedim bu kadar şefkatli, nazik, nazeni. Peki dedi, hani okumuştun bize, mektubatta okudum. Herkese Azrail farklı. Usta Azrail aleyhisselam gelir bazısına. Bazısına kalfa, bazısına çırak. Daha yeni. Nereden canını alacağını bilmez. Daha yeni. Alttan mı alır, kulaktan mı alır, yırtar, dağıtır, kafada onlar. Kafirlerin şeyi. Mektubatta geçiyor da. Müvekkel melek diyelim. Müvekkel melek. Ona şey yapıyor ya. Ona ay. Bu sefer adam kalkmış, ya Rabbi talebi ulum ben istiyorum diyor. Talebi, ilim talebisi yap. Canını alan melek istiyor. Böyle değişken dedim. Ya dedi Hasan amca. Ya bana nasıl gelir dedi. Allah içimden geleni sana söyleyeyim. Yalan der miyim ben dedim. Demezsin ama kalbime geleni söyleyeyim. Sana böyle prenses gibi, çiçeklerin içinde koşan bir bebek gibi, mükemmel sanki asırlık kaybettiğin bir dost gibi, koşacak sana. Ondan sonra, hadi Merve, hadi biraz oynayalım diyecek, tamam diyecek şimdi, çok eski dostu. Gittikten sonra, arkana bir bakayım ben ona, baktım ki ceset duruyor. Merve o Azrail'miş. Allah Allah dedi, konuştuk, iyi maşallah. Anne dedi, Hasan amcaya biraz özel konuşmak istiyorum, çıkar mısın dedi. Tamam ama dedi, böyle şeyler sorma dedi. Anne bu güzel değil mi dedi, sen de hoşuna gitmiyor ya. Azrail'i böyle bilmiyordum dedi o da. Ya ben böyle konuşacaksanız beni de böyle çıkartmayın dedi, çok hoşuma gitti. Azrail'den korkuyordum ya dedi.
Ondan sonra of be ya, oh ne güzelmiş ya. Hakikaten hocam dedi o. İtiraz et, Cebrail Aleyhisselam niye bir şey demedi böyle azap götürüyorum? Cebrail'in yapısı bu. Cebrail demek, cebredici güç demek. Ceberut. Ceberut'tur. Onun temsilcisi. Akıl. Azel Aleyhisselam ruhçudur. O akılcıdır. Cebrail akılcıdır. Azel ruhçudur. Çok da hoşuma gidiyor dedim. 11. mesele var ya şu alırda. Herkes Mikail, Cebrail, İsrafil'in hürmeti nedir? Kimse Azrail'in hürmeti ne demiyor. Herkes korkutan Azrail diyor. Ben diyor tamam. Hakikaten Cebrail isim var. İsrafil var, Mikail var. Kimse Azrail koymuyor. Azrail, Azrail. Oğlum gel sen Azrail. Azrail gel. Azrail'den herkes kaçıyor. Gel denilir mi ya? Ya gelirsen olacak? Abi çok az. Çok Azrail. Senin benim gibi adam uçuklar koyar. Azrail gel, Azrail gel. Azrail gel olur mu ya? Ya gelirse? Ondan sonra çıktı. Çıkarttı. Hasan amca, ben kanserim. Gördüm. Annem babam benim bilmediğimi biliyor. Ben de öyle takılıyorum. Bilmiyormuş gibi davranıyorum. Ta ki üzülmesinler. Hasan amca, ben yakında öleceğim. Ya doktor da demiş. He, duymuş. Ben yakında öleceğim. Ama merak ediyorum. Korkmuyorum ama. Ama ben titreme aldım. Hasan amca üzülüyorum. Ya inan korkudan değil de sen dedim külliyatı bitirmeden gideceğini dayanamam dedim. Ondan sonra dedi ki Hasan amca hani ortaktık dedi. Cemaat diyor. Hani bunu okursan tesbihat yaparsan her gün birkaç dakika risale okursan dünyada kabirde kuzeyde batıda doğuda batıda geçmiş geleceği bütün ulularla ortaktık. Demiştim, hani cemaatle ortaktık? Onlar bitirdi, ben de, ha o doğru dedim. Ondan sonra, ben dedi, anne babama üzülmesin diye çaktırmıyorum dedi. Ondan sonra, tamam dedi. Hasan amca, sık sık gelsene yanıma dedi. Ondan sonra, daha özel bir şey de sordu. Bu annesi bilmiyor. Ama deme dedi. Tamam. Ondan sonra sarıldık. Dedi ki benden bir şey, ben bir şey getirmiştim. Dedi ki benden sana bir kalsın bir hediye olur mu dedi. Olur dedim. Orada muzu vardı. Senin vücuduna girmesini istiyorum dedi. O muzu başkasına değil sen yemen istiyorum dedi. Benim açtığımla aldım bana gelen muz değil dedi. Canım istemiş dedi. Tamam Mevla dedim ben onu ben yiyeceğim. Aldım. Neyse uzak gittim. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Meğer arkamdan ölmüş. Şehit olmuş. Bak burayı niçin anlattım? Bunun için. Şu anda anlatacağım için. Bunları anlatmak için anlatmadım. Annesiyle bunu bilmiyor. Annesi telefon etti. Size? Evet. Üçüncü veya dördüncü. Selam kelam. Dedi ki Hasan abi Merve'yi kaybettik. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne zaman? 3 gün önce dedi. Sen Türkiye'de olduğunu biliyorduk dedi. Belki bir sıkıntı yapıp ille gelmek istersin diye aramadık seni. Senden Allah için bir şey sormak istiyor. Demeni istiyor. Ama Allah için istiyor. Söyle bacım dedi. Ben dedi Merve'yi rüyada gördüm. He. Nasıl gördün? Bana dedi ki, anne Hasan amcaya de ki, onun anlattığı gibi de değildi. Daha güzeldi. Aman ya Rabbi. Sen tüyleri diken diken oluyor değil mi? Bismillah. Dedi ki, Hasan abi dedi, sen ne anlattın ki ben öyle? Bilmiyorum. Ona söyle, onun anlattığı gibi değil dedi. Daha güzeldi dedi. Ne anlattın dedi sen ona. Dedim ben biraz müsaade et sonra söyleyeyim. Hayır. Dedim Azrail'i anlattı. O çiçekler arasındaki. O anlattığı gibi değil dedi. Daha güzeldi dedi. Onun anlattığı gibi değil daha güzel. Ona öyle de anne dedi. Öyle de değil. Tebelden haber geliyor telefonda. Şimdi benim şeyim, madem öldü, yok oldu,
çürüdü gitti 3 gün. Kim, kiminle, kime? Geçmişi hatırlatarak haber gönderiyor. Kim, kiminle, kime? Geçmişteki gizli konuşmamızı annesine ima ile, işaretle haber gönderiyor. Madem yok oldu, hiç oldu, çürüdü, kayboldu. Nereden geliyor bu haber? Hasan amcama söyle. Öyle de değil. O anlattığı gibi de değildi. Ya. Elhamdülillah. Ben daha götüremeyeceğim. Ve ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ıma selam etsin.